Hocam şimdiki sorumuz sarımız. Şimdiki sorumuz. Demek ki benim de şeyim defektim buymuş. Evet, sorumuz diyemiyor. Ozan sorumuz diyemiyor. Maalesef diyemiyormuş. Şimdiki sorumuz. Kaos beynimize iyi geliyor diyorsunuz. Peki o zaman neden hep düzen arıyoruz? Neden belirsizlik bizi rahatsız ediyor? Evet, bu soruluyor bana sıklıkla. Doğru, buradan da geldiği için teşekkür ediyorum. Benim galiba son 10 yılım sürekli bunu anlatmakla geçiyor. Kaos dediğimiz şeyin tarifini tam doğru hayat, yani gerçek hayatta doğru yapmadığımız için ya da kelimenin anlamını tam benim kastettiğim gibi kastetmediğimiz için bu konuda sanıyorum anlaşmamız o yüzden biraz zor oluyor. Öncelikle ben kaosun ne olduğunu bir söyleyeyim. Kaos böyle karışıklık, düzensizlik, anarşi anlamına gelen bir terim değil. Kaos doğada hani böyle mesaiyle saatle çalışmayan bir düzen var ya. Ya bakıyorsunuz doğada her şey çok güzel tıkır mıkır işliyor. İnsan dışında her şey cennet gibi çalışıyor falan. O düzenin arka planında yatan sisteme bilimde biz kaos ya da kaotik davranış adını veriyoruz. Mesela ağaçlar, insan bedenleri, şu otlar, şu hayvanlar. Yani bunlar böyle saatle, mesaiyle, vardiyayla işte sabah 9 akşam 5 falan gibi bir mantıkla işlemiyorlar. Hava durumunun işte 5 gün sonra ne olacağını hala bilimimiz hesaplayamıyor. Çünkü çok karışık bazı hesaplamalara dayanmak durumda. Halbuki hava durumunu belirleyen koşulları biz hani 200 yıldır biliyoruz. Son derece basit bir dinamiği var hava koşullarının, meteorolojinin. Fakat basit olmasına rağmen kuralları, etkileşimler o kadar karmaşık ki buradaki düzeni önceden öngörebilme şansımız yok. Dikkatinizi çekerim, burada bir düzen var. Yani kışın soğuk oluyor, yazın sıcak oluyor. İşte gerektiğinde yağmur yağıyor ama ne zaman yağmur yağacak, ne zaman işte buz fırtınası esecek, ne zaman don olacak bunları bilemiyoruz önceden. Ancak işte 5 gün, 1 hafta kadar öncesinden işaretleri yeterince net ortaya çıktığında fark edebileceğimiz bir düzenden bahsediyoruz. Aslına bakarsanız bütün hayatımız, tabiattaki bütün o işte doğal oluşların tamamı aslında böyle bir sistemle çalışıyor. Bilim insanları 1960'lardan beri bu konuyu çalışmaya başlayıp işte daha önce bilimin alanına hiç girmeyeceğini düşündükleri böyle türbülanslar, işte fırtınalar, şunlar bunlar gibi şeyleri yavaş yavaş bilime katmaya başladılar. Şu anda dünyanın birçok yerinde bu konuda çalışan enstitüler, işte sabun köpüğü üzerindeki desenlerden trafik sıkışıklığının dinamiklerine kadar bir sürü konuda hep aynı matematiksel altyapıyı kullanarak çok ilginç çözümler üretiyorlar. Yani dışarıda düzensiz gözüken evrende bayağı ciddi matematiksel bir düzen var. Fakat bizim bildiğimiz gibi, bizim günlük matematiğimize uyan bir düzen değil. Daha farklı bir kafası var tabiatın. Şimdi bizler 3,5 milyar yıllık evrim sürecinin, işte son 14 milyon yılında insanlaşmış ve son 300 bin yıldır da işte Homo sapiens denen bu canlı haline getirilmiş bir tür olarak aslında bu kaotik tabiat içerisinde yoğrulduk. Bu kaotik tabiat içerisinde hayatta kalmak üzere eğitildik. Bu konuda çok ciddi eğitimliyiz. Fakat insana geldiğimizde diğer canlılardan çok önemli bir farkımız var. Aşırı gelişmiş beyin devrelerimiz, özellikle ön beyin devrelerimiz bize yeni bir zihinsel özellik kazandırmış. Bu tabiatta oldukça yeni. Bu da doğrusal, lineer, akıl yürütme dediğimiz bir zihinsel beceri. Ne yapıyor bu? İşte şu parçaları alırsam, bunları şöyle birleştirirsem sonuçta şöyle bir şey yaparım. Falanca şartlar meydana gelirse bu şartlar şöyle bir sonuca sebep olur gibi. Lineer, doğrusal, işte deterministik deniyor felsefede. Yani belirlenmişçi ya da belirlenirci bir akıl yürütme sistemimiz var. Şimdi bu akıl yürütme sistemi bize ne sağladı? Bütün bu medeniyeti kurmamızı aslında bu akıl yürütme sistemi sağlıyor. İşte bugün bilim yapmamızı, uzaya roket göndermemizi, bu çalışan telefonlar, kameralar falan neyse bunları üretmemizi sağlayan sistem bu sistem. Fakat bu bizim zihnimizin, beynimizin küçücük bir parçası. Sadece dünyadaki bazı sorunları parça parça algoritmik ve adım adım çözebilmemiz için evrilmiş ve tarih boyunca bizim çok işimize yaramış bir şey. Yani dün taş balta yapıyorduk. Bugün işte Mars'a araç göndermek üzere bir takım inşaatlar yapıyoruz. Yani bugün hadron çarpıştırıcılarında CERN'de yaptığımız deneylerle dün işte yıldızları gözleyip şaküllerle bilmem nelerle dünyanın çapını hesaplamaya çalışan insanların faaliyetleri arasında temelde bir fark yok. Aynı beyin devrelerini kullanıyor. Fakat öte yandan bugün biliyorsunuz mesela aşkı, sevgiyi, duyguyu, o işte sezgiyi vesaire bilimle açıklamakta çok zorlanıyoruz. Mesela bazen bir şey oluyor işte içimde kötü bir his var diyorsunuz. O, ne bu kötü his? Tamam beyinde şu nörotransmitter falan diye bir şeyler anlatırsınız ama o kötü hissin neye işaret ettiğini, bunun bir bilgi mi, bir sanrı mı, bir yanılsama mı olduğunu hala bilimsel olarak çok güzel söyleyemiyoruz. Çünkü zihnimizin ya da ruhsal aygıtımızın diyelim o hani psişe diyorlar ya psikolojide. O zihinsel dünyamızın çok büyük bir kısmı
bu doğrusal akıl yürütme yeteneğimizin dışında kalan, bilincimizin dışında kalan, dünyadaki ve evrendeki kaotik oluşlara çok benzer bir çalışma mekanizmasına sahip, kafasına göre takılan ve bize duygularla genellikle mesaj veren bir çalışma sistemine sahip. Bu sistem modern medeniyette ne işe yaradığı bilinmeyen, kullanımdan çoktan kalkmış, bizim işte bu doğrusal planladığımız mesaiyle yaşadığımız hayata pek uymayan garip bir sistem gibi gözüküyor. Halbuki diyelim büyük bir felaket olsa, Allah korusun da büyük bir şey oldu. Hepimiz tekrar doğal koşullarda yaşamaya dönmek durumunda kaldık. Hani bu durumda 7,5 milyar insanın sayısı muhtemelen 1 milyara düşerdi. Çünkü çoğu insanın artık tabiat koşullarında hayatta kalabilecek beceriye sahip olduğunu ben düşünmüyorum. En azından birkaç nesil ederdik bu konuda, ama tekrar tabiata dönebilme şansımız olsa, öyle bir zorunluluğumuz olsa, doğrusal akıl yürütmemizin sadece yine günlük basit işleri halletmemizi sağlarken, esas tabiatta bizi hayatta tutacak olan şeyin, o tabiatın kaotik düzenini önceden okuyabilme, fark edebilme, onunla bir şekilde dans edebilme becerisi olduğunu görecektik. Özellikle kırsal alanda yaşayan insanlar, kırsalda yaşayan insanlar bu yetenekleri çok çok kullanırlar. Fakat biz modern medeniyetin, şehirlerin çocukları olarak hayatımız tamamen saatli, mesaili, tatilli, bilmem neli bir düzen içerisine oturmuş. Böyle bulduk kendimizi. Yani bunun içinde doğduk ve böyle büyüyoruz. Ve o yüzden düzensizlik ve belirsizlik olunca tüylerimiz diken diken oluyor. Bedenimiz stres reaksiyonları veriyor. Yarın ne olacağını, 10 yıl sonra ne olacağını, emekliliğimizde ne olacağını bilmediğimiz zaman ya da bilmediğimizi fark ettiğimiz zaman, aslında bunların hiçbirini bilemiyoruz gerçek anlamda. Bilmediğimizi fark edince geriliyoruz. Mesela sık örnek veririm. Bizim ülkede, bizimki gibi gelişmekte olan ülkelerde diyeyim ve kibar bir tabir kullanayım, birilerinin eline para geçince genellikle inşaat sektörüne girip ev alıyorlar. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Ev nedir ev? Güvence. Yarın bir gün işte çoluğun çocuğun bir evi, başımı sokacak bir evim olsun. Hakikaten geleceği güvence altına almak için mantıklı bir şey gibi gözüküyor. Eğer hiç deprem geçirmemişseniz. Mesela işte bir deprem oldu mu Allah muhafaza, onların hepsi işte gördük 1999 Ağustos depremini, 17 Ağustos'ta. Böyle bir geleceğe dair bir garantiye alma, bunu biraz daha genişletin mesela, sürekli genç kalma, şunu yersem ha babam sağlıklı olurum, şöyle yaşarsam süper olurum falan filan gibi kafalar var ya. Bu işte bu lineer akıl yürütmenin bütün kaderimizi belirleyebilirmişçesine rayından çıkarılıp kullanılmasına dayanıyor. Abartıyoruz bazı şeyleri. Hayat öngörülemez ve kaotik bir sisteme sahip, ama kurduğumuz medeniyet, düzen, sistem, iş dünyası, eğitim dünyası vesaire hep böyle mesaili, hep böyle saatli, hep böyle dereceli, 5 seçenekli, sınavlı, aşamalı vesaire bir şeylere dayandığı için hayatı da öyle zannetmeye başladık. Ve maalesef bu en çok nasıl bir kötü etki yaratıyor? Yani bunun en kötü yan etkisi nedir diye soracak olursanız, hayatımızda bir şeyler ters gittiği zaman baş edemiyoruz. Beklentilerimize uymayan en ufak şey bizi depresyona sokuyor. Hayattan vazgeçiriyor. Halbuki normalde her insanın başına gelebilecek bir şeyler bizim başımıza hiç gelmezmiş gibi düşündüğümüz için olduğu zaman yıkılıyoruz. Ayrılıklar olur, ölümler olur, gidenler olur, gelenler olur, yenilikler olur. Hayat böyle bir şeydir normalde. Fakat biz nedense hayatımızın hep böyle, özellikle işte tuzumuz kuruysa, bulunduğumuz sistem bizi öldürmüyorsa, yaşamamıza izin veriyorsa, bunun hep böyle gideceğini düşünüyoruz. Ama illaki bir şeyler değişiyor. Çünkü hayatın kendisi kaotik. Bu değişimlerle baş edemez hale geliyoruz. Olayın uç noktasını söyleyip noktalayayım. Bu hayatı kıymetli kılan şey ölümdür. Ölüm olmasaydı ne ben bir videoyu çekerdim, ne siz oturup bunu izlemeye vakit ayırırdınız, ne bu kardeşlerimiz bu soruları sorardı. Bunların hiçbirini yapmazdık. Tam muhtemelen yaşamaya bile gerek görmezdik. Çünkü yaşamı anlamlı kılan şey ne zaman geleceği belli olmayan o bitiş noktasıdır. Bunun varlığını bilmek hayatı anlamlı hale getiriyor. Hayvanlarda bildiğimiz kadarıyla ölüm bilinci yok. O yüzden onlarda sanat yapayım, yarına kalayım, enteresan bir şey yapayım, şu dünyada bir iz bırakayım gibi bir dürtü de görmüyorsunuz. Çünkü onların bizim kadar gelişkin bir zaman algısı yok. Ölüm, neden ölümü örnek verdim? En belirgin, en kaotik, en ne zaman olacağı bilinmeyen ama en mukadder, yani en mecburi son, herkes bunu yaşayacak. Bu basit gerçeği hayatımıza yerleştirebilirsek, o zaman yaşam bambaşka bir şeye dönüşüyor. Bir anlam manzumesine dönüşüyor. Ama hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarsanız, ölümü hatırlatan her şey ödünüzü koparıyor. Ölümü düşündüren her şey keyfinizi kaçırıyor. Ve bunun bir gün biteceğini bilen bir canlı olarak hiçbir şeyden hakkıyla zevk alamıyorsunuz. O yüzden
Bu videoyu şu anda çarpı 2 hızla izleyen var mı bilmiyorum. Ben hızlı konuşurum ama YouTube'da benim videolarım bile çarpı 2 hızla izliyorlarmış. Onlara da bir hatırlatma yapmak isterim. Bu dünyanın tadına varmak için, zamanın kıymetini bilebilmek için yavaşlamak, hatta mümkünse bir durmak, etraftaki akışı bir dinlemeye çalışmak ve onunla nasıl dans edebileceğini, onunla nasıl baş edebileceğini değil, nasıl dans edebileceğini keşfetmeye bakmalarını öneririm. Çünkü hayat gerçekten böyle yaptığınızda çok uzun, çok anlamlı ve çok güzel. Ama hayat ölümden kaçmak için çok kısa. Dolayısıyla kaotik bir sistemi anladığınız zaman, kaotik bir düzeni anladığınız zaman bütün bunların anlamı değişiyor. Düzen arıyoruz, biliyorum. Ben de arada bir düzen arıyorum. İşler yolunda gitmediğinde, otobüs geciktiğinde, uçak rötar yaptığında ben de sinirlenebiliyorum. Ama bir taraftan da biliyorsunuz ki hayatın gerçek düzeninde bunlar olur. Bunlar hep olacak şeylerdir. Ve bunu fark ederseniz biraz daha rahatlayıp gevşiyorsunuz. Herkese, değil mi Ozan, tavsiye ediyoruz. Hep beraber.